Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Yine bir Perşembe günü yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuklarım Avcılar Medikana'dan operatör doktor Hüseyin Kapu ve koordinatör Ahmet Aslan Bey. Kendilerine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Nasılsınız Hüseyin Bey? Bomba gibiyiz Ayşe Hanım. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Ahmet Bey siz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Öncelikle biraz kısaca kendinizden bahseder misiniz Hüseyin Bey? Hüseyin Kapu ismim. Genel cerrahi uzmanıyım. Son 10 yıldan beri de obezite ve metabolik cerrahi üzerine daha yoğun bir çalışma yapıyorum. Avcılar Medikana Hastanesi'nde çalışıyorum şu anda. Tamam. Ahmet Bey sizden alalım. Kısa bir tanıtım. Aynı şekilde 7 yıllık bir tüp mideri olarak bir de duodenal switch ameliyatı olarak revize ameliyatı da oldum. 90 kilo verdim. İşte bilgilerimizi benim gibi olan arkadaşlarımızla paylaşmak için Hüseyin Hocam'la birlikte ekip olarak çalışıyoruz. Devam ediyorsunuz. Tamam. Biz geçen hafta olduğu gibi bugün yine obezite cerrahisini konuşacağız. Doktor Hüseyin Bey ve koordinatör Ahmet Bey ile. Geçen hafta programımız hızlıca aktı. Süremiz de kısıtlıydı. O yüzden iki haftaya yaydık. Geçen haftadan yarım kalan soruları ben kendilerine yönlendirmek istiyorum. Ve diyorum ki Hüseyin Bey, kimler obezite cerrahisi için uygun hasta profilleri? Hangileri? Şimdi bizim bunun için bir ölçümüz var. Vücut kitle indeksi dediğimiz, işte İngilizce olarak da body mass index diye adlandırılan bir terim. Önce bu nasıl hesaplanıyor? Kişinin boyu, örnek 1.70 boy, bunu metreye çeviriyoruz. 1.7 metre. Yani bunun karesini alıyoruz önce. 1.7'nin karesini alıyoruz. Kilosu da 110. 110'u 1.7'nin karesine bölüyoruz. Böldüğümüzde çıkan oran eğer 30 ve üstü ise obez. 35 üstü ise yine obez. 40 üstü morbid obez olarak değerlendiriyoruz. Bu kategorilerdeki yani 30 ve üstündeki yani kilosundan artık rahatsız olan ve işte kiloya bağlı yandaş hastalıklar ortaya çıkan hastalarımız yani bu ameliyatı tercih edebilirler. Bu kadar söyleyeyim. Tamam, az önce morbid obez diye bir terim kullandınız. Evet. Bunu izleyicilerimiz merak ediyordur. Morbid obez nedir? Ve anladığım kadar morbiditeden ölümü çağrıştırdı aynen, bana. Aynen, yani bu insanların ömrünü kısaltır mı bu cerrahi diye soru gelmiştir. Şimdi mutlaka akıllarına. Morbid obez artık obezite insanlarda ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Ölümcül hastalıklar dediğimiz nedir? Başta diyabet, şeker hastalığı. Yani ve bence yani en ölümcül olanı diyabet. Biz pek farkında değiliz yani şeker hastalığını çok umursamıyoruz ama en ölümcül olanı diyabet yani. Çünkü diyabet ve diyabete bağlı olan komplikasyonlar. Bu 40 ve üstü olan hastalarımız morbid obezdi ve morbid obezin tarifini de yaptık. Ölümcül hastalıklara yol açan. İşte bunda başta diyabet, ondan sonra diyabetin yol açtığı kalp krizi, böbrek yetmezliği, onun yanında işte hipertansiyon hastalığı, beyin kanaması, işte felç gibi durumların yol açar. Bu morbidite, yani morbid obez dediğimiz. Bu hastalıklar olduğu zaman biz buna morbid obez diyoruz. Yani risk çok daha tabii yükselmiş risk, oluyor. Yani, zaten orandan da belli. Yani o oranlarda eğer ameliyat olmazlarsa bu ölümcül hastalıklar onu zaten kaçınılmaz öldürüyor. Kaçınılmaz oluyor. Aynen. Evet, anladım. Peki mide bypass'ı, mide balonu, tüp mide birçok yöntem duyuyoruz. Bu en çok tabii duyduğumuz tüp mide. Biraz aynen. Bundan bahsedebilir miyiz? Yani tüp mide ne demek? Yani mideye tüp mü takılıyor diye seyircilerimiz hakkında soru gelebilir. Biz de çok karşılaşıyoruz. Şimdi mideye tüp takılmıyor. Mide tüp haline getiriliyor. Yani onu da işte az önce geçen haftaki programda da anlatmıştım ben. Ağızdan midenin içinden bir tüp gönderiliyor. O tüpün sınırından midenin %80'lik kısmı çıkarılıyor. Kalan mide şekli tüp halinde olduğu için Türkçe'ye tüp mide olarak çevrilmiş. Aslında bunun yani İngilizcesi sleeve gastrectomy dediğimiz bir olay. Yani bu yani mideye tüp takılma olayı falan yok yani. Hı hı. Bu ameliyatla midenin tüp haline getirilmesi var. Biz bu ameliyatları nasıl yapıyoruz? Şimdi birincisi bu ameliyatı laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle yapıyoruz. Yani hastanın karnında büyük bir kesik olmuyor. Yarımşar santimlik minik kesilerle. Ve işte bir tane 1 santimden biraz büyük kesi oluyor. Oradan da zaten mideyi çıkarıyoruz. Bir de zımbalamayı oradan yapıyoruz. İşte hasta genel anestezi altında ameliyathanede laparoskopik
laparoskopik yöntemle bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ameliyat süremiz, yani cerrahi süresi yaklaşık 30 dakika falan sürer. Ama hastanın hazırlanması, yani ilk önce uyuyor, pozisyon veriliyor. Anestezi daha sonra da uyandırılıyor. Bu sürede yaklaşık işte 1 saat 15 dakika falan sürüyor toplamda. Hı hı. Yani girdi çıktı 1 saat 15 dakikada ameliyattan çıkmış çok oluyor. Çok da korkulduğu kadar yani, zor gözüküyor sanırım. Çok uzun bir ameliyat değil. Tabii biz bu işi yani 10 yıldan beri yaptığımız için yani artık biraz yoğunlaştığımızdan dolayı biraz seri yapmaya başladık. Evet. Yani. Çünkü aletler falan da yeni çıkan aletler, hı hı, de çok kaliteli aletler. Böyle. Peki yine bu saydık birçok yöntem var. Bu mide ameliyatlarında en etkili olan yöntem hangisi? Siz hangisini önerirsiniz? Şimdi aslında yani yapılan araştırmalar yani tüp mide ve gastrik bypass'ın kilo verdirme anlamında bir farkı olmadığını göstermiş. Ama şimdi biz hastaya göre, hani dedim ya, önce bir check-up yapıyoruz, hastanın problemlerine göre ameliyat tercihini belirliyoruz. Mesela şimdi hastada eğer şeker hastalığı varsa, yani bu şeker hastalığına yani tüp mide ameliyatı olmuyor. Hı hı. Yani yetmiyor yani tüp mide ameliyatı olması. Zayıflasa bile şekeri bazen kalıcı olabiliyor. Onun için hani buna gastrik bypass'ı daha çok öneriyoruz. Daha çok öneriyoruz. Yani hem kilolardan kurtuluyor hem şekerinden kurtuluyor. Yani bunun gibi bazı durumlarda ameliyat tercihini belirliyoruz yani. Tamam. Hastanın durumuna göre. Peki bu mide ameliyatının riskleri ve yan etkileri illaki vardır. Kesinlikle. Küçük operasyonlarda dahi ki, olduğu ki. Gibi. Yani, bunlar neler? Acile gidiyorsunuz, küçük bir iğne yaptırıyorsunuz. Tabii. Yani ondan sonra bir şok gelişiyor. Anafilaktik ve hasta şok bile olabiliyor. Evet. Aynen. Karşılaştık yani, zamanında. Veya otobüste giderken başınız ağrıyor. Size birisi ağrı kesici hap veriyor. Kullanıyorsunuz. Orada şoka girip ölebiliyorsunuz. Tabii ki. Şimdi sonuçta bu bir ameliyat. Ameliyatın da mutlaka bir riski olacak ama kesinlikle hani böyle yani sosyal medyada abartıldığı kadar büyük bir riski yok. Çünkü bu yani obezitenin riski %100. Bak, bir insanın, hı hı, obezitesinin riski %100. Yani %100 bunun ölümcül bir hastalığa yakalanma ihtimali var. Ama obezite ameliyatının ölüm ihtimali 1/1000 bile değil yani. Bakın 1/1000, evet. 10/1000 belki. Yani 10 bin kişi ameliyat oluyor, bir kişi ölüyor veya iki kişi ölüyor. Ama obez kalmanın riski %100 yani. Obez, evet, o haliyle kaldığı zaman siz %100 ölümcül bir hastalığa yakalanacaksınız demektir. Evet. Onun için yani bu riski böyle çok abartanlar oluyor yani sosyal medyada. Hı hı. Doktor Bey, mide ameliyatının riskleri ve yan etkileri nelerdir? Bir de onu merak ediyordur izleyicilerimiz. Evet, şimdi bize de zaten en çok sorulan soru bu. Yani hem sosyal medya olsun hem telefonla olan sorularda. Şimdi yani mide ameliyatı da sonuçta bir ameliyat, anesteziyle yapılan bir ameliyat. Ama teknolojideki gelişmeler, işte kullanılan malzemeler, işte ameliyat sırasında anestezide kullanılan malzemelerin gelişmesi, yan etkilerin azalmasından dolayı artık şu anda yani normal bir safra kesici ameliyatı, işte bir apandis ameliyatı veya bir diz protezi ameliyatından daha fazla riski yok. Hı hı. Yani bir de birincisi zaten bu ameliyatlardan sonra ölüm olayı çok fazla riskli, yani yüksek değil yani. Onu yani sosyal medyada bazen işte bu ameliyatı olan herkes ölüyormuş. Ya birincisi bu ameliyatı olan herkes ölse bu ameliyatı bu doktorlar ne yapsın ya? O riski niye alsınlar yani, değil mi? Yani bu ameliyat, evet, ölüm riski yüksek olan, evet, evet, bir şeyi operasyonu niye yapayım? Yani bir defa kesinlikle çok yanlış bilgi yani. Hı-hı. Bu dünya araştırmalarında, yapılan araştırmalarda yani 1/1, 1/2 düzeyinde ölüm sayısı var. Ve bu da eğer doktoruna ulaşabiliyorsa, yani doktoruyla çok sıkı kontak halindeyse, az önce Ahmet Bey bahsetti. Yani işte hastaya ben nasıl kilo veriyorum, doktor aramama gerek yok deyip kendi başına devam ediyor. O zaman işte bu tür şeyler daha çok ortaya, hı hı, çıkabiliyor. Ama doktoruna ulaşabiliyorsa, kontak halindeyse, yani ölüm olayı yani olmadan, hani hastalıklar yani çıkan problemler komplike hale gelmeden problemler çözülebiliyor, hı hı, ve hastalar iyileşiyor. Yani buradan da şu mesajı verebiliriz. Ameliyat sonrası da iletişim halinde kesinlikle olmalarını öneriyoruz. Kesinlikle. Şurada bir araya gireyim. Hı. Ölüm vakası olan hastaların atıyorum her 10 hastadan 8'i kendi hatası yüzünden sıkıntıları yaşayanlar. Atıyorum ağır kaldırmayın diyoruz. Evet. Gidip çok ağır bir şey kaldırıp kaçak yaşayıp nasılsa ben ameliyat oldum işte bu onun ateşidir deyip doktoruna ulaşmayıp, hı hı, çok geç ulaştıktan sonra da geç oluyor artık. Evet. Bunun gibi şeyleri de medyamızın araştırmadan mı diyeyim, şimdi buradan suçlamak, hı hı, da istemiyorum ama evet, çünkü bir haber değeri var obezite. Tabii ki. Obeziteden bir kişi daha öldü dediği zaman tabii ki insanlar sanki herkes ölüyormuş gibi. Korkuyorsa zaten onu yapmaktan daha çok korkacaktır. Maalesef. Yani bunu aslında
haber kanallarının özellikle araştırıp bunu bildirmeleri gerekiyor. Çünkü hastalar zaten bir korku içerisinde. Bir de bu ölüm vakaları, bir kişi televizyona çıktığı zaman 3-5 ay kimse ameliyattan uzak duruyor. Evet, ben yani o diye. Haber herkes anlamında ölüyor. Aslında her zaman hep dikkatli aile olmak hep gerekir. Aile hep karşı çıkıyor. Bir kişi ameliyata evet. karar verdiği zaman annesi, babası, işte eşi, çocukları diyor ki olursan hakkımı helal etmem sana. Herkes ölüyor. Evet. Şey, bireysel olarak hasta o hakkını belki Aynen. de bir yerde yitirmiş oluyor değil mi hocam? Maalesef. Peki yine sorum zaten size gelecekti Ahmet Bey. O zaman sizle devam edelim kaldığımız yerden. Bu mide ameliyatı olmuş olan hastalar ne zaman yemek yemeye başlarlar, başlamalılar ve nasıl beslenmeliler? Yani beslenme şöyle, zaten hastane süresinde serumla besleniyorlar. Evet. Kaçak testi dediğimiz şey yapıldıktan sonra sıvı alımına başlanıyor. Sıvı alımı şöyle, sıvı alımında bir 10 günlük sıvı dönemimiz var. Ha, bu sıvı döneminde özellikle kemik suyu, tavuk suyu mutlaka tüketmeleri gerekiyor. Kefir, ayran, laktozsuz proteinli sütler, elma suyu, havuç suyu taze sıkılmış olacak. Bunlarla bir 10 günlük bir 4-5-6 öğün yaparak, bir de artı tabii ki protein desteği. Protein tozları kullandırıyoruz. Bu 10 gün geçtikten sonra püre dönemine geçiyoruz. 20 günlükte püre dönemi var. Yasak olan şeylerin dışındaki her şeyi püre yaparak yiyecekler. Ondan sonra normal düzenine geçecekler ama yasak olan şeyler hep yasak. Hep yasak. Yani anladığım kadarıyla burada bir şey var. Silsile var. Öncelikle sulu gıdalar, asitli püre. Olmayan gıdalar ve tabii ki protein olmazsa olmaz hayatımızın protein en temel evet, ağırlıklı beslenmemiz gerekir. Eski bir sağlıkçı olarak evet. bu mesajı verelim. Sonrasında püre şeklinde her gıdayı. Şimdi bazı hastalar dediğim gibi fazla araştırma yapmadığı için şöyle bir yanılgıya düşüyor. Ben nasıl iştahım yok, aç değilim, öğün atlayayım. Sabah yemeyeyim, öğlen yemeyeyim, akşam bir öğün yiyeyim, daha çok kilo vereyim. Bu yanılgıya düştükleri zaman mide bazı gıdalara küsüyor ve sonra mide yapışma olayı şey, olabilir. Hocamız onu daha iyi biliyor. Yapışıyor, yapıştığı zaman da yediğini kusuyor çünkü mideye gitmiyor, yapıştı. Bu ne oluyor? Hasta mecburen hastaneye getiriliyor, balonla mide açılmaya çalışıyor. Evet. Bir de metabolizma da yavaşlıyor değil mi hocam bu arada? Kusuyor, o da var. Yediğini evet, kusuyor. Evet. Bu da bir evet. sıkıntı. Onun için diyoruz ki ameliyattan sonrasını araştırın. Çok iyi bilgilendirilmeleri Tabii ki. Gerekiyor Tabii ve ki. Onların da sizlerle iletişim halinde kalmaları gerekiyor. En doğrusu mutlaka. Bu anladığım mutlaka. Kadarıyla. Peki yine Hüseyin Bey'e bir soru yönelteceğim. Bu obezite ameliyatını kimlere yapamıyoruz? Şimdi az önceki sorularda da bahsetmiştim. Eğer bu hasta komple bir check-up yapılıyor, diğer bütün muayeneler yapılıyor, anestezi doktoru, kardiyoloji doktoru, İşte branş doktorları muayene ediyor ve işte anestezi doktoru bu hastanın ameliyat olması çok büyük riskli ve ameliyattan sonra masada kalma ihtimali var derse bunları yapamıyoruz. Bir de yani biz 15 yaşından pardon 18 yaşından küçük çocuklara yapmıyoruz bu ameliyatları. Yani gelişimleri tamamlansın diye. Onun dışında herhangi bir ekstra ameliyat engeli bir sağlık sorunu olmazsa bu ameliyatları yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz. Tamam güzel. Peki uyku düzeni yine bu ameliyatlarla ilgili olarak kilo vermede önemi nedir uyku düzeninin? Uyku yani çok önemli tabii. Birincisi zaten kilolu insanların yani %99'unda uyku problemi vardır. Yani bunların işte kilosunun fazlalığına göre uyku apnesine kadar giden. İşte başlangıçta basit bir horlamayla başlayan ama uyku apnesine kadar giden problemler yaşıyorlardır. Uyku eğer kaliteli bir uyku uyuyamasa bir insan mutlaka kilo vermesi daha zor oluyor. Daha az kilo veriyor. Mutlaka uykusunun kaliteli olması lazım. Düzenli uyuması lazım. Düzenli beslenmesi lazım. İşte sporunu düzenli bir şekilde yapması lazım. O zaman daha sağlıklı, daha düzenli bir kilo verip sağlığına kavuşabiliyor. Evet, son olarak da şöyle bir sorum olacak yine size. Bu obezite cerrahisinde hastaya tabii çok yöntem var. Bundan hep bahsettik. İki bölüm halinde konuşuyoruz hep. Hangi yöntemi uygulayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Bunu hasta mı karar veriyor? Hekim olarak siz mi yoksa ortak bir karar mı veriyorsunuz? Şimdi tabii baştan söylemiştim. Yani hastalarımızı biz komple bir check-up'tan geçirdiğimizde yandaş hastalıkları olup olmadığını da öğreniyoruz. Yani mesela hastamızda eğer bir şeker hastalığı varsa ve bu şeker hastalığı ailede de varsa, yani aileden gelen bir şeker hastalığı varsa
bu ameliyat yani tüp mide olmuyor. Yani biz buna gastrik bypass yapmak zorunda kalıyoruz. Ki ileride de şekerinden kurtulsun. Ama başka bir hastalığı yoksa, yandaş bir hastalığı, tüp mide ameliyatı yeterli oluyor. Ve tüp mide ameliyatı ve gastrik bypass arasında kilo verdirme anlamında zaten bir fark yok. Çok da bir fark yok. Evet. Sadece hangi yöntemi seçeceğinizi, önceki yapılan testler, hastayla görüşmeler, onlar etkili olmuş oluyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu arada söylemek istediğiniz konuyla alakalı başka bir şey var mı? Ahmet Bey'e de döneyim. Yani ben buradan vermek istediğiniz mesaj da olabilir. Var. Evet. Gerçekten. Evet, onları alalım. En çok söylemek istediğim şey şudur. Kameramız herhalde şuydu. Evet, aynen sizin kameranız. Şimdi buradan ben hasta yakınlarına seslenmek istiyorum. Tamam. Biz 150 kiloyla, 160, 200, 250 her neyse, kilomuz her neyse, biz bu şekilde yaşamaktan mutlu değiliz. Ailelerimiz hep önümüze bir set koydu. Olma ölürsün, boğazını tut, kilonu verirsin diyerek hep önümüze set. Bazı anne babalar diyor ki hakkımı helal etmem sen ameliyat olursan. Ya biz bu şekilde de yaşamaktan mutlu değiliz. Önümüze set koymayın. Evet. Yani söyleyeceğim sizin tek şey budur. Sizin söyleyeceğiniz bu. Evet. Evet. Doktor Bey. Ben de son olarak bu obezite ameliyatına karar vermek isteyen hastalara seslenmek istiyorum. Kesinlikle korkmalarına gerek yok. Yani sadece hayatlarındaki iki günü hastanede geçirerek yeni bir başlangıç yapacaklar ve yeni bir hayata başlıyor olacaklar. Ve riski kesinlikle yüksek bir risk değil. Ameliyat çok kısa sürüyor. Ameliyattan sonraki birkaç saat sadece yüksek dozda belki ağrı olabiliyor. Onu da zaten çok yüksek doz ağrı kesiciler vererek kesiyoruz. Ve ondan sonra kilolarından kurtulmuş, yağlarını kaybederek, fazlalıklarını kaybederek mutlu bir hayata başlamış olurlar diyorum. Herkese sağlıklı, bol eksili günler diliyorum. İnşallah. Yani hem fiziksel yüklerinden kurtulacaklar hem de ruhen yani kendilerini rahatsız eden durumdan da çıkmış olacaklar. Zihin olarak da daha rahat düşünün. Şimdi kilo vermekle hem fiziksel hem ruhsal hem zihinsel anlamda daha özgür bir birey olacaklar. Peki çok teşekkür ediyorum her ikinize de programımıza katılımınız için. Bizim evet süremiz yine doldu. Ben seyircilerime veda etmek istiyorum. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine gelecek perşembe bizlerle olun diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.